Merhaba Fırat Hayat izleyenleri. Bu hafta Erciş'teyiz. Erciş Belediye Eş Başkanı Diba Keskin ve Erciş Belediyesi'ne bağlı taşeronlarla konuşacağız. Şu an Erciş Belediye Eş Başkanı Sayın Diba Keskin'le birlikteyiz. Erciş Belediyesi'nin çalışmalarıyla ilgili konuşacağız. Evet Diba Başkan, çalışmalarınızı yakından takip ediyoruz. Son olarak bir tandıra bir projeniz vardı, faaliyete geçirdiğiniz. Otobüs projeniz vardı, garajda yatan otobüsleri tekrar faaliyete geçirdiniz. Bize çalışmalarınızı biraz anlatabilir misiniz? Öncelikle siz hoş geldiniz Erciş'e arkadaşımızla beraber. Biz biliyorsunuz 2014'te Erciş'te halkın yönetimini getireceğiz şiarıyla yola çıktık. Kendimizi de kentimizi de kendimiz yöneteceğiz sloganıyla şiarıyla yola çıktık ve Allah'a hamdolsun halkımızla beraber bunu başardık. Ve 8 aydır bir çalışma yürütüyoruz. 8 aydır ilk defa Erciş halkı Kürdüyle, Türküyle, Kırgızıyla şuna şahit oldu. Siz bir güce, bir aşirete, bir yapıya sırtınızı dayamadan sadece halkın öz gücüyle kendinizi yönetebiliyorsunuz. Bu Erciş'te büyük bir değişim dönüşümdür. Yani 80-90 yıldır yürüyen çark, dönen çark, birileri için dönen ve birilerini palazlandıran çark orada durdu. Halkın yönetimi ve halkın kendi işi yapılmaya başlandı. Biz bu dönemde halkımızla bunu yaşadık. Halkımıza bunu vermek için çok uğraştık. Halkımızla beraber bunun için çok uğraştık. Çünkü biz halka bu duyguyu, bu güveni verdiğimiz zaman bazı güç yapıları tarafından zorlandık. Baskılara maruz kaldık. Böyle olmamalıydı. Yani şöyle bir şey olabiliyor. Bir kişi içeri girip de normal halkımız içeri gidip de belediye başkanı kalkıp onu ayakta karşıladığı zaman daha önce gelmiş, daha önceki güç odaklarından birisi burada bunu gördüğü zaman zoruna gidiyor. Neden halkın önünde bir belediye başkanı kalkıp gidip onu karşılıyor? Ben gücüm, ben güç olan yerden geldim. Bu halka bu saygı gösterilmemeliydi. Ben bunu eleştirisini aldım biliyor musun? Bizzat eleştirisini aldım. Ben zenginim. Benim en az elimde 20-30 kişi çalışıyor. Bana gösterdiğin saygıyla o dışarıdan gelene aynı saygıyı gösterdim. Bu olmamalıydı. Bu olmamalıydı diye ben eleştiri aldım, tepki aldım. Aslında olması gereken buydu. Şimdi değil, çok çok önceden olması gereken buydu. Ama o yapılmamıştı. Şimdi biz yaptık ve halka bu gücü verdik. Bu çok güzel bir şeydir. Akabinde tandır evini söyleyeyim. Tandır evi bizim kadın komisyonumuzun bir çalışmasıydı. Depremden sonra malum TOKİ gerçekliği maalesef şehrimizde de mantar gibi bitmeye başladı. Biliyorsunuz deprem 2011 yılında yaşandı ve 2011 yılından hemen sonra Çevre Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ beraber Erciş'e kentsel dönüşüm projesi diye bir proje getirmişler. Fakat bu proje bir türlü hayata geçirilmedi. Ama aynı şekilde hemen bir yıl içinde TOKİ diye 17 bin kişinin yaşadığı maalesef mantarlar gibi birden ortaya çıkan bir şehir oluştu. Ve yoksul halkımız istese de istemez de bir şekilde mecbur kaldı o yapılara. Çünkü dışarıda kaldı, çünkü prefabrik yapılarda kaldı. Hakeza görüyorsunuz bizim de hala binamız prefabriktir. O yapılara kaldı ve TOKİ'lere mecbur kaldı. 80-90 metrekarelik yapılara İnsanlarımız maalesef taşınmak zorunda kaldılar. Şimdi normal mahallesinden köyünde yaşayan kadın 7-8 çocuğuyla beraber o evlere mahkum kalınca haliyle bir de ekonomik durumu da kritik. Ekmek yani her yere zenginin de fakirin de birinci temel gıdası olan ekmeğe ulaşma kavgası ortaya çıktı. Ve insanlarımız
daha maddi imkanlarından dolayı daha da ucuza mal ettikleri tandır ekmeğini istiyorlardı. Ve kadın komisyonumuz burada bir çalışma yaptı. TOKİ'de yaşayan kadınlarımıza sordular. Siz TOKİ'de ne istiyorsunuz? Ve öncelik tandır. Tandırlar istediler insanlarımız. Çünkü bu insanlarımız TOKİ'lerden çıkıp gelip köylerine gidip orada ekmek pişirip tekrar evlerine geliyorlardı. Bizden tandır istediler. Biz de olur dedik ve geçen hafta bir tandır evimizi faaliyete soktuk. Tandır evimizin içinde 3 tane tandır yan yana var, bir dinlenme odası var, bir de lavabosu var. İnsanlarımızın çok da hoşuna gitti ve aşırı da talep geliyor. Bir tane değil, bir tandır evinin içinde 3 tandır var. Biz bir ev istemiyoruz, 4-5 ev istiyoruz diye durmadan bize talepte bulunuyorlar. Ama biz de bunu onların hizmetine soktuk. Siz bunu kullanın. Doğan ihtiyaçlar çerçevesinde biz peyderpey ikincisini, üçüncüsünü yapacağız diye ekmeğimizi de pişirdik, dağıttık. Çok da güzeldi ve başladık bakalım. Şu anda kullanıyorlar. Projelerinizden bahsettiniz. Önümüzdeki dönemde nasıl projeler yapmayı düşünüyorsunuz halk için? Şu anda biz önümüzdeki dönem bizim BDP'li belediyelerin zaten bütün belediyelerin en önemli görevlerinden biri. Biz halkımızı tarımla yeniden buluşturmak istiyoruz. Özellikle doğal tarımla. En büyük çalışacağımız alanlardan biri de tarımdır. İki ziraat arkadaşlarımızla beraber çalışıyoruz. Tarım komisyonumuz var. Üniversiteyle de beraber çalışıp Erciş'in tarımını yeniden güçlendirmek, Erciş'teki küçük ölçekli tarımda çalışan insanlara güç vermek, destek vermek. Diyelim ki bunu özellikle söyleyeyim. Mesela Mersin'den gelen bir kasa domates burada 5 gün, 6 gün manavda bekleyebiliyor ve insanlar buna meylediyor ama Erciş'in zaten kendi ürettiği bir domates var ama insanlar buna çok meyletmiyorlar ya da biz bunu fazla tanıtamıyoruz, dışarıya çıkaramıyoruz, pazar oluşturamıyoruz. Biz bunun için üniversitede bilimsel bir şekilde de çalışmak istiyoruz. Akabinde gene kırsal tarım ve hayvancılık konusunda bilimsel çalışmalar, üniversitelerimizle beraber bilimsel çalışmalar yapıp insanlarımızı yeniden üretici konumuna getirmek istiyoruz. Erciş Belediyesi'nde daha önce hiç görmediğimiz bir şekilde bir kadın belediye başkanı oldu. Siz halktan nasıl tepkiler alıyorsunuz? Olumlu, olumsuz nasıl bir tepkisi var halkın? Şimdi şöyle bir şey var. Bu Türkiye'nin her yerinde, sadece Kürdistan'da değil, Türkiye'nin her yerinde de yaşanan bir şeydir. Birileri halkın adına karar verir ve birileri halkın adına yürür. Halk istemez, halk istemez. Hayır, halk istiyor, güç odakları istemiyor. Halk gerçekten kadın belediye eş başkanını benimsiyor. Kadın encümenleri benimsiyor ve gerçekten destek veriyor. Ama güç odakları hiçbir şekilde istemiyor. Hiçbir şekilde istemiyor. Muhtemelen öyle kısa vadede de isteyecek durumda olmayacaklardır. Çünkü güç odakları kendi ellerinde yönlendirebilecekleri kişileri istiyorlar. Ve kadınlar bu konuda biraz daha radikal oluyor. Kolay kolay kimsenin etkisi altına gidip yönlendirilmek istemezler. Ve kadın halktır. Biraz erkekler bu konuda biraz halk kısmını geçti. Biraz daha üste çıktılar. Üst tabakadadırlar. Ama kadınlar direkt en alt tabakadadırlar. Ve en alt tabakadaki kadın en alt tabakadaki vatandaşla beraberdir. Hala duygusu o yöndedir. Bakış açısı o yöndedir. Ve dolayısıyla bizi isteyen, bunu bütün samimiyetimle söylüyorum, halktır. Bizi istemeyen güç yapılarıdır. Çalışmalarınızı yakından takip ediyoruz. İşçilerle beraber çalışmalara katılıyorsunuz sürekli. Onlarla beraber yemekler yiyorsunuz. İşçilerin ve halkın tepkisi nasıl oluyor size bu yönde? Şimdi şöyle bir şey anlatayım size. Seçime 2 gün kala Erciş Belediyesi daha önce bir sendikayla bir sözleşme imzalamıştı ve 3 yıllığına bir sözleşme imzalamıştı. Bizim de geleceğimizi anlamışlardı ki biraz katı kurallar da koymuşlardı o şeye, o sözleşmeye. Biz geldikten sonra tabii ki doğal olan, haklı olan o sözleşmeyi artık sonuçta işçinin kazanılmış hakkıdır. Ortaya çıkıp ona göre muamele edilmesiydi. Ve biz işçilere dedik ki bekleyin, biz biraz şurada birkaç ayımız geçsin. Sizinle beraber oturup bu sözleşmeyi beraber imzalayacağız. Biz de imza atacağız ve insanlar
buna inanmıyorlardı. Ya bir belediye başkanının, bir belediye yönetiminin böyle bir şey yapacağına inanmıyorlardı. Ve biz işçilerimizi çağırdık. Bundan 15-20 gün önce işçilerimizi çağırdık. Ve biz madde madde o sözleşmeyi işçilerle beraber okuduk. Şu ortaya çıktı. Bizim kabul etmediğimiz maddeler hepsi işçi temsilci, amatör işçi temsilcileri ya da aslında yasada, mevzuatta yeri olmayan, sadece işçiler için göz boyama olan sendikaya yönelik maddelerdi. Ve işçilere söyledik. Yanımızda avukatlarımız, işçi sendikası başkanı da bu maddeye ne diyorsunuz? Bu maddeye ne diyorsunuz? Bu maddeye ne diyorsunuz diye 2 saat oturup madde madde işçilerle beraber bunu şey yaptık, tartıştık. Farklı farklı maddeler, şimdi anımsayamıyorum. Onlarla beraber oturduk, konuştuk ve onların isteği lehinde karar verdik ve 5-6 arkadaşımız kalkıp şöyle dediler. Biz 10 yıldır, 15 yıldır, 13 yıldır, 9 yıldır bu belediyede çalışıyoruz. İlk defa biz böyle bir sözleşmede yer alıyoruz. İlk defa biz böyle bir şeyin varlığından haberdar oluyoruz. Bizim adımıza birileri gider konuşur, tartışırlardı, karar verirlerdi, gelirlerdi bize derdiler ki siz sendikalısınız. Biz kendi tarihimizde ilk defa buna şahit olduk dediler. Geçmiş haklarını da verdik ama dedik ki biz olsak da olmasak da asla sizin adınıza bir sözleşme imzalandığı zaman siz orayı boş bırakmayın. Gidin oturun, kendi hakkınıza sahip çıkın. Akabinde bizim burada oturan bekçi arkadaşlarımız var. Adamla 24 saat oturuyorlar. Gidip onlarla oturup beraber kahvaltı yapmak çok güzel bir şeydir. Çünkü biz şunu söylüyoruz. Biz üstlerden birileri değiliz. Tam da sizin seviyenizdeyiz. Bu duyguyu veriyoruz. Zaten biz böyleyiz. Bunun iddiasıyla geldik. Ya da yol çalışmaları yapan arkadaşlarımızla beraber oturuyoruz. Yemeklerine biz de ortak oluyoruz. Gerçi yemekleri sarımsaklıydı. Biz dedik ki sarımsaklı yiyemiyoruz. Bize sarımsaksız kısmından verin. Ama o duyguyu ben de senin gibiyim. Senden hiçbir farkım yok. Bir de sen bana oy verdin. Sen bana oy vermişsen sen sarımsaklı makarnayı ben sarımsaksız yerim. Ama aynı masada oturup paylaşalım. Bu güzel bir şeydir. İnşallah hep böyle olacağız. Erciş tarihindeki ilk BDP belediyesi, daha önceden iktidarda olan, yerelde iktidarda olan AKP belediyeleri 17 Aralık sürecinden sonra da bir yolsuzluk süreci yaşandı. Onlar hakkında da bir şeyler denildi. Siz AKP'den belediyeyi nasıl devraldınız? Şimdi onların hakkında bir şeyler denilmedi, onlar hakkında çok şey denildi. Ve o bir şeyler ve çok şeyler sadece Erciş özelinde değil, bu belediyelerin olduğu her yerdedir. Önce bunu hakkını teslim edelim. Hak etmişler adamlar bu ismi. Yani bizim ya da halkın onlara verdiği bir şey değil. Kendi emekleriyle o ismi aldılar. Türkiye'nin her yerinde bu belediyeler yolsuzlukla anıldılar ve maalesef yolsuzlukları da hep iktidar tarafından sümen altı edildi. Erciş tarihinde ilk defa Erciş halkı Kürdüyle, Türküyle, Kırgızıyla ben kendi yönetimi istiyorum dedi. Bu çok önemli bir çıkıştır. Neden çok önemli bir çıkıştır? Patlama noktası nedir? Patlama noktası 2011 yılında Erciş'te bir deprem yaşandı. Erciş ve Van'da iki deprem yaşandı. Erciş'te büyük yıkıntı, büyük yıkımlara sebep oldu. Ama sadece binaların yıkılması değil. Depremden sonraki belediyenin çalışmaları halkı psikolojik olarak da yıkıntılara, travmalara soktu. Çünkü burada her ne kadar resmiyette 600 kişi denildiyse de burada halkın söylentilerine göre 1000'i aşan bir nüfus kaybı var. Yıkılmış bir şehir var. Ve o gönderiyorum gitti denilen ödenekler, paralar hiçbir şekilde halka yansımadı. Bazılarına, ailelere, gruplara yansıdı ama halka yansımadı. Bu artık bir patlama noktasıdır. Ben doğal bir afetten yaralı çıkmışım. O dönemde Samsun'da, Rize'de sel felaketleri oldu. Oralar afet bölgesi ilan edildi. Ama biz 1000'in üzerinde insan kaybımız var. Şehrimiz yekle yeksan oldu. Ama şey olmadı. İktidar burayı sahiplenmedi. Bununla beraber biz Erciş Belediyesi'ni aldığımızda, ki sonradan defalarca basında da bunu açıkladık, kayıtlı olarak şu anda da size açıklayabileceğim 180 trilyona yakın bir borç var. Bununla beraber vatandaşın belediye aleyhine açtığı usulsüz ruhsatlardan, yıkılan evlerde dolayı
tazminat 48 trilyona yakın bir alacağı bir tazminat var ve bunlar Yargıtay'a gidiyor bu davalar. Yakında peyderpey onlar da gelecekler. Ve BDP'li belediyelerin özellikle bu rüşvet ve talan çarkından uzak durması halkı bizlere yönelmesine sebep oldu. Ben yıllardır güç odaklarının belli bazı ailelerinin elindeki belediye yönetimini artık kendim devralacağım düşüncesine götürdü. Bununla beraber biz 8 aydır çalışıyoruz, 8 aydır halkın içindeyiz ve 8 aydır herkesten şu sözü günde rahatlıkla 10 defa duyuyoruz. Biz sizin yemeyeceğinizi, rüşvet almayacağınızı, rüşvetle işiniz olmadığınızı, biz sizin dürüst olduğunuzu biliyoruz. Biz bizim adımıza İller Bankası'ndan oradan şurada buradan gelen her kuruşun bizim adımıza sahipleneceğinizi ve bizim için hizmete gideceğini biliyoruz. Buna artık inandık. Bu inanılmaz bir çalışmadır. Neden inanılmaz bir çalışmadır ve güvendir? Çünkü 80-90 yıldır bu şekilde dönen çarkın aslında yalan yere, boş yere döndüğünü, sadece birileri için döndüğünü gören halk bunun artık doğrulukla, dürüstlükle, adaletle kendisi için döneceğini biliyor. Bu bence bütün çalışmalardan daha iyidir. Çünkü o kara, o kötü, o yalan, talan, rüşvet çarkının bir sonunun olmadığını birilerine gösterdik ve şu anda hep beraber belediyemizi yönetiyoruz. Başkanım, bir de son olarak şunu söyleyeyim. Koltuğunuzu değiştirdiniz. Gerek yerel basında gerek ulusal basında çokça yer aldı. Daha önceki belediye başkanının koltuğunu yanılmıyorsam çay ocağına bıraktınız. Kendinize yeni bir mor koltuk aldınız. Bunu da bize biraz küçük... Şimdi biz depremden önce ben Van'da Van Kent Konseyi Kadın Kurulu'nda çalışıyordum. Biz o zaman yereldeki kadın dernekleri arasında kadın çalışıyor. STK'lar arasında bir çalıştay hazırlamıştık. Yerel yönetimlerde kadının etkisi diye. Ben o çalıştayda bu öneriyi getirmiştim. Demiştim ki bizim seçilecek kadın arkadaşlarımız eski koltuklara oturmasına, eski koltuklar daha önce nice kirli hesabın döndüğü, halkın aleyhine imzaların atıldığı koltuklardır. Ve o koltuğa oturan insanlar sırtını halka dönüyor. Çünkü koltuk dönüyor. Orada kabul edilmemişti. Çok da geçerli olmaz diye arkadaşlar kabul etmemişlerdi. Sonra nasip oldu. Biz geldik burada seçimlere girdik. Ve halkın desteğiyle, özellikle kadınların ve gençlerin desteğiyle kazandık. O zaman dedik biz kendi sözümüzü kendimiz yerine getirelim. Koltuk arayışına çıktık. Dönmeyen koltuk yokmuş. Bu Türkiye'nin acı bir gerçeği. Tüm koltuklar dönüyor arkadaşlar. Siz o koltuğa oturduktan sonra koltuk sizi döndürüyor. Halkın sırtınızı halka dönüyor. Biz de bunun için özel sipariş verdik. Dönmeyen özel koltuk yaptırdık. Hemen söyleyeyim, parasını kendi cebimden vermişim. Şu an Erciş Devam Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı fen işleri şantiyesindeki işçi arkadaşlarımızla birlikteyiz. Onlarla da bir kısa sohbet gerçekleştireceğiz. İlk olarak da seninle bir konuşalım. Adın? Mustafa Başkara. Burada ne iş yapıyorsun? Burada hidrometre çalışıyoruz. Bize bir gününü anlatır mısın? Bir günün nasıl geçiyor? Vallahi şimdi ekimizle beraber yapılmayan yolları yapıyoruz. Ondan sonra kar olduğu zaman karları açıyoruz. Kar ekibi olarak arkadaşlarla, ekiple beraber. Ekibimiz aynı beraber, hep beraber birlikte çalışıyoruz. Gece olsun çalışıyoruz. Şefimizle beraber gece gündüz çalışıyoruz. Durmadan çalışıyoruz. Yani her köye hizmet götürüyoruz. Ayrım kayrım yapmıyoruz. Bizim için köyler hepsi de aynıdır. Bu köydür, bu diğer köydür diye bir şey yok. Hepsi de aynı kardeş gibi, hepsinde de çalışıyoruz, hepsine de ihtiyaç yapıyoruz. Kimin ihtiyacı varsa sıraya koyup iş yapıyoruz. Sizin burada göreviniz nedir? Ben burada kamyon şoförüyüm. Büyük bir şehir belediyesinden buraya geldik, şefimizle beraber. Köy yollarına gidiyoruz. İnsanlarımızın apellerine malzeme döküyoruz. Derelerini yapıyoruz. Çalışmamız böyle devam ediyor şu an. Çalışma koşullarınız nasıl?
Çalışma koşullarımız nasıl? Çalışma koşullarımız şu an belli değil. Yani 24 saat burada çantada olduğumuz sürece günün her saati, her dakikası iş olduğum işe çıkıyoruz. Böyle devam ediyoruz. Peki sizce çalışmalar nasıl olmalı? Yani sizin çalışma koşullarınız nasıl olmalı? Bizim eski belediye personeli olduğumuz için burası eskiden özel dönemlerinde olduğu için mesela köylere gidiyoruz. Halk bize diyor ki mesela eskiden çalışmalar belediyeydi. Şimdi Büyükşehir Belediyesi belediyesine geçti. Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmalarımız nasıldır? Bizim günümüz belli değil. Pazarımız belli değil. Halk için burada çalışıyoruz yani. Bazen oluyor işe gitmiyoruz. İş olmuyor. Bazen de oluyor 24 saat çalışıyoruz. Bir yerde bir şikayet geldiği zaman gece yarısında olsa yine o hemen o şikayet yerine ulaşmaya çalışıyoruz. Milletin ihtiyacı ne varsa hemen aynı saniyede, aynı dakikada ulaşmaya çalışıyoruz. İhtiyaçları ne varsa yerine getiriyoruz. Herhangi bir sıkıntımız şu anda yok. Ben Van Büyükşehir Belediyesi, Erciş Belediyesi'nde kaporta boya ustasıyım. Orada çalışıyorum. Daha önce İşkur'da çalışıyorum. Şimdi müteahhit elemanı olarak işe başladık. Ocak ayından sonra yeni sözleşme olacak. Hani şimdiki koşullar farklıdır. Mesela Ocak ayından sonra olan koşullarla şimdiki koşullar çok çok farklıdır. Onu bekliyoruz işte. Ondan sonra bakalım ne olacak yani. Çalışma koşullarınız nasıl onlarda? Çalışma koşullarımız sabah 8, akşam 4.30-5 çıkışımız var işte. Ondan sonra yani şimdi bir ayakkabı, bir elbise, bir izin, ondan sonra farklı bir mesai yok. Şu an şimdiki sözleşmede ne olur ne olmaz onu da bilmiyoruz. Ona göre adım atacağız işte. Peki size göre nasıl olmalı yeni sözleşme? Bana göre şimdi sözleşmeli personel galiba yoktur biliyorum bildiğim kadarıyla. Şimdi müteahhit elemanı olduğumuz için hani asgari ücrette çalışıyoruz şu an. Asgari ücret mesela diyelim 900 lirasa bunun 64 lirası vergiye kesiliyor. Artı vesaireleri kesiliyor. Yani bizim elimize küsür bir para ne geliyor? 850 milyon, 900 milyon. Şimdi sözleşmeli personel olduğumuz zaman yükselecek galiba. Öyle biliyorum. Yükselmesini isterim. Yani çünkü emek veriyoruz, mücadele ediyoruz, çalışıyoruz. Yani hiçbir halk ya da hani Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez hiçbir şekilde ayrıt etmeden çalışıyoruz. Millete her şekilde elimizden gelen bütün yardımı yapıyoruz. Gerek ulaşım olsun gerek her türlü yani. Bir tek şey değil yani. Biz mücadelemizi yapıyoruz, çalışıyoruz hakkımızla. Hakkımızı da istiyoruz ya. Her şekilde yani. Çünkü hani bir kadrolu personelle bir sözleşmeli personel biz çok farklıyız. Peki şu an aldığınız maaşla geçinebiliyor musunuz? Şu an aldığım maaşla geçinemiyorum. Şu an TOKİ'de oturuyorum. TOKİ'de 250 küsür aidat veriyorum. Artı yarın bir gün geri ödemeler başlayacak. 300 küsür. 500 yol parasını vurduğum zaman yani ben askeri ücret alıyorum. Daha borçlu kalıyorum yani. Geçim sıkıntısı yüzde yani had safhada. Geçinemiyorum çünkü. Hani 800 milyonla 1,5 milyar arasında çok fark var. Hani elektriği suyu verdiğin zaman ne yiyip ne içeceksin? Hadi yol parasını karşıladığın zaman yani sıkıntılar çok yani. Bu doğuya has mıdır bilmiyorum ama yani müteahhit işçilerine ya da taşeron işçilerine güzel, farklı bir şey olursa daha iyi olur bence. Ben kendi düşüncemi söylüyorum. O parayla ben geçimimi sağlayamıyorum. Ben 8 nüfusa bakıyorum. Yani diyebilirim biz 3 kişiyle bir battaniyede yatıyoruz yani. Daha nice mücadeleler var yani. Ben o paraya geçinemiyorum. Yani ek süre ya da ek para, ek iş yok. Öyle bir şey de yok. Çünkü müteahhitte çalıştığın için çıkışın olamıyor. Yani giriş çıkış saatlerin belli olduğu için farklı bir iş yapamıyorsun. Yapamayınca da evde tek çalışan sen olduğun zaman da hiçbir şekilde o asgari ücret bize yetmiyor. Yetmiyor. Yani. Şimdi çalışmalardan yeni gelmiş genç bir arkadaşımızla birlikteyiz. Sen burada ne iş yapıyorsun? Öncelikle adım Agit Külter, Şırnak doğumluyum. 92 göçüyle beraber Van'a taşındık ailece. Tabii ki bu maddi sıkıntılara neden oldu. Adana'da işçilik yaptık, kölelik yaptık daha doğrusu diyelim. Tabii ki bu arada kendimizi toparladık, Van'a geldik. Van'da az çok kendimize ev alabildik, iyi kötü.
meslek sahibi olmak istiyorduk, daha doğrusu sanat sahibi olmak istiyorduk. Yağcılık yaptık, daha doğrusu Adana, Mersin tarafında, Batı'da. Zaten bizim burada yardım yapılmadığı için, fabrika falan, biz oralarda hep çalıştık. Orada mesleğimizi öğrendikten sonra Van Belediyesi'nde işe başladık. Oradaki maaşla buradaki maaş birbirini tutmuyor. Orada operatörün maaşı 2,5-3 milyar. Özel sektörün olunca tabii otomatikman yarı yarıya indiriyor. Burada şu anda aldığımız maaş 1,5 milyar para. Bir gün, iki gün, üçüncü gün cebimizde para kalmıyor. Neden derseniz, ben şu anda evliyim, bir çocuk sahibim. Erdoğan diyor ya, 3 çocuk yapın. Biz bir çocuğa bakamıyoruz. Gerçekten bir çocuğa bakamıyoruz. Artı anne baba eklenince yaşlıların sıkıntıları daha çok oluyor. İstekleri daha çok oluyor. Aynı onlar da çocuk moduna giriyor. Yani daha istekleri daha fazla oluyor. Biz burada Erş Belediyesi'yle beraber halkımıza hizmet ediyoruz. 30 yıla yakındır açılmayan yollarını açtık. Maaşa gelince, maaşta asgari ücret 900 bilmem kaç lira. Bunun vergisi var, bunun şeyi var. Yani cepte hiçbir şey kalmıyor. Doğrusunu isterseniz, biz mesailer diye bir şey yok. Kaç saat çalışıyoruz belli değil. Gece yarısı geliyoruz. Bunlara el atılması gerekiyor. Peki sence asgari ücret ne kadar olmalı? Bence asgari ücret 2 milyarın üstünde olmalı. 2 milyarın üstünde olmalı. Çünkü hayat koşulları, yaşam şartları zorlaştı. Geçim sıkıntısı olduğu için mesela. Ben kendim de 8 nüfuslu bir ailenin çocuğuyum. Çalışan bir tek benim. Baktığınız zaman 1,5 milyar maaş alıyorum. Dolayısıyla bu bana yetmiyor. Sadece şahsıma yetmiyor ki 8 kişiye nasıl bakayım. Özel sektörde tamam, belki koşu şartlar biraz daha sıkıntılı ama en azından 2-2,5 milyar para alıyorsun bir operatör olarak. Burada operatörüz ama emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Yani 1,5 milyar çok çok az bir rakam. Bu şartların iyileşmesini, bir düzenleme gelmesini istiyoruz. Veyahut taşeron işçilerine bir sendikal haklar doğarsa tabii bunlar daha iyi olur bizim açımızdan. Bugün baktığınız zaman özel idare döneminde alınan kadrolu elemanlar 3 milyara yakın maaş alıyorlar. Bunlar da bize yansıdığı zaman 1,5 milyara kıyasladığın zaman çok çok az bir rakam olduğu için gerçekten geçinemiyoruz bu parayla. Şimdi de atölyenin aşçısıyla birlikteyiz. Onunla da bir sohbet gerçekleştireceğiz. Senin bir günün nasıl geçiyor? Öncelikle hoş geldiniz buraya. Basın olarak. Burada işçi ve emekçi arkadaşlarımız olarak, yani ben bir aşçı olarak görevimi 20 sabah, öğle, akşam yemek yapıyorum arkadaşlara. 20-25 kişiyiz. Yani bu işe girmeden önce Büyükşehir Belediyesi olarak Van'ın tarafından işe alındım. Daha önce İşkur tarafından deprem dolayısıyla Van'ın işe alma bünyesinde çalıştırıldık. Her sene 9 ay çalıştırılıp 3 sene bizi vaatlerle kandırdılar. Sağ olsunlar, Büyükşehir Belediyesi olarak Van'ın bizi bu işe aldılar. Arkadaşlara böyle yemekler yapıyoruz. Yani iş hayatı böyle devam ediyor. Sen de burada taşeron olarak çalışıyorsun. Evet, taşeron olarak çalışıyoruz.